Şimdi bir dakika, Orhan Baturay, tekrar baştan alıyorum. 1930 ama asıl 1928 değil mi? Yok. 30 ama esas 30 da. İğneci doğumlu. Abdullah Bey'in oğlu. Evet. İkinci, Sakin Hanım ikinci oğlu, Abdullah Bey'in birinci oğlu. Evet, birinci oğlu. Kimdi Sakin Hanım? Sakin Hanım. Nasıl bir insan? Erzurum kökenli. Erzurum'un? Erzurum'un İspir kazasının Danzut köyünden. Evet. Danzut köyünden, Ermeni zulmünden çocuğu kucağında. Yani abinizi. Çocuğu kucağında. Eşi şeyde, savaşta ölmüş. Harpte kalmış. Savaşta ölmüş. Babası Hasan Reis, kaptan. Samsun, Romanya arasında akaryakıt işleri yapıyor. Bir patronun kendi teknesi değil. Rahmetli annem de onun oraya geldiğini biliyor. 2,5 ay sürüyor. Kış kıyamet günü karın içerisinde. Ermenilerin yaptıkları bu zulümde. Zulümden kaçarak ağlardı. Camileri doldurup yaktıklarını, her türlü eziyeti yaptıklarını. Kazıkları seyretip kadın çoluk çocuk demeden kazıkları oturduklarını. Hepsini gören bir kişi. Ermenilerin yaptıkları bu eziyetleri, evet. Katliamları. Evet. Katliamları yapan ve onları gören bir kişi Samsun'a geliyor. Samsun'da işte ilk eşinden olan çocuk Rıdvan abimiz, en büyük baba ayrı, ana bir dönük ayaklı, sol ayağı dönük. Orada Samsun Devlet Hastanesi'nde tedavisi için Amerikalıların çalıştığı Amerikalı doktorların doktor çalıştığı hastaneye babası kaptan, işte oraları bildiği için şey yapıyorlar. Orada ayağı kalıbın içerisine almışlar. Demir kalıbın içerisine almışlar. Ortopedi neresini boşalttılar bilemiyorum tabii şimdi. Onlar 3-5 ay, 6 ay o şekilde ve ayağı düzeldi. Ve o kardeşimiz, en büyüğümüz makine mühendisiydi. Devlet hesabına İsviçre'de okudu. Zürşehir'de. Okudu. Sonra da SEKA'dan emekli olmuş galiba. Ve SEKA'dan emekli olmuş. Şimdi gelelim Sakin Hanım'ın Atatürk'ü karşılama hikayesine. Karşılama hikayesi... Peki Sakin Hanım sonra hastanede çalışmaya başlıyor galiba. Efendim? Hastanede çalışmaya başlıyor. Hastanede şöyle çalışmaya başlıyor. Yani bir yevmiye olarak değil de faal bir kadın çocuğunun tedavisi için sürekli hastanede. Hastanede oradaki hastalara yardım edermiş. Yardım edermiş. Ondan sonra doktora demiş ki, ya siz bu kadar artık şeysiniz, böyle çalışabilmek şeyine sahipsiniz. Güç olarak ve kendinizin yapı itibariyle burada çalışır demiş. Yok, gerek yok, ben yardım ederim. Ve o şekilde gönüllü. Tabii gönüllü olmuş ya. Sonra Atatürk Samsun'a girdiği zaman duyuyor. Tabii duyuyor onun geleceğini oraya. Tek diyor, oğlum diyor, tek kadın diyor. İşte onun şeyini bulamıyoruz değil mi? İskelede, evet. Onu karşılıyor. Tek kadın da karşılıyor. Latin alfabesini o zaman öğrenmiş. Tabii bir de Amerikalı doktorlardan bir de... Tabii Latin alfabeyi öyle öğrenmiş. Hatta ben ortaokula giderken İngilizce'de bazı şeyleri bana yardım ederdi. İngilizceyi de öğreniyor. Yani o şey değil ama benden çok çok daha üstün. Peki babanızla tanışması nasıl oluyor? Babamın tanışması şeyde oluyor, Samsun'da oluyor. 9 yıl askerlik yapıyor. Kars'ı, Ardahan. Babanın Sığıyeci. Sığıye çavuşu olarak. Sağra Hastanesi. Seferberlik döneminde. 9 yıl askerlik yapıyor orada. Terhis oluyor. Memleketi Denizli. Samsun üzerinden İstanbul, İstanbul'dan İzmir ve Denizli'ye gitmek için geliyor da bir şey görüyor. Sağlık elemanı aranıyor diye bir yazı görüyor şeyde. Hastane kapısında. Kapısında. Giriyor içeriye.
İşte böyle böyle. O hemen kapmışlar. Gel. Ve girmiş o da. Ortopedi uzmanı gibi. Çünkü şöyle anlatırdı. Biraz annem anlatırdı. Zengin bir ailenin hanımı ikinci, üçüncü kattan düşmüş, ayağı parçalmış. Doktor da, Amerikalı doktor da çok hasta olmuş. Aniden şey gitmesi lazım İstanbul'a tedavi için. Giderken Abdullah Efendi diyor, ayağım diyor, işte oynak kısmını Abdullah Efendi alıver diyor, olduğu gibi ayağı. Olur diyor, gidiyor. 20-25 kusura geliyor. Rahmetli o ayağı kesmiyor. Dikey olarak yarıyor, içindeki bütün şeyler, parçaları temizliyor, kemikleri hizaya getirip alçı yapmadan direkt olarak tahtayla onun etrafını şey haline getiriyor, tek. Ve o şekilde devamlı her gün bakıyor. Eğer muharrem olursa ayağı alacak. Pembeleşme meydana gelince doktor geliyor, işte 25 gün bir ay neyse, ne yaptın o şeyi kestin mi? Kestim diyor, gel gel. Elini böyle yapmış. Sen de bundan sonra benim gibi ortopedi doktorusun demiş. Peki daha sonra annenizle evleniyor. İşte orada evleniyor. Sonra şeyi, buraya geliyorlar. Şimdi şöyle gelişleri. Rutubet babama şey yapmış. Evlenmiş. Yani evlenmişler orada. Evlenmişler. Ayrılıyorlar orada. Kendi memleketine geliyor. Ticaretle uğraşıyor. Babalar ticaretle uğraşıyor. Denizli, çal. Çal, sülle. Hiç ama süller bizim Torbalı'dan büyüktü. Ben 1946 senesinde gittim. Baba memleketinizde. Baba memlekete. Gittim de gördüm o zamanki büyük bir köy. Çalışkan bir halkı var. Oraya geliyorlar. Orada bir ticaret yapayım falan diyor, beceremiyor. Sonra İzmir Aydın'a bağlamış o zaman. Aydın'da Sağlık Bakanlığı'na, şeye, müdürlüğüne müracaat ediyor. Hemen Torbalı'ya tayin ediyorlar. Torbalı'da. Sıtma savaş, sıtma memuru olarak. Babanız ne zaman vefat etti? 1974. Anneniz? O da şey. Bir yıl sonra. Annen. Peki anneniz burada İkinci Dünya Savaşı'nın harbi falan radyodan takip edermiş galiba. Torbalı'da bir kahve vardı. Sahibi de tanıdık, bizim tanıdığımız. Ondan sonra hoparlörü bana doğru çevir. Hendeğin içerisinde bizi iki kardeşi yanına oturur. Saatlerce şeyi dinlerdi. Alman harbini. Tabii tabii. İkinci Dünya Savaşı'nın dinlerdi orada. Biz ağlardık, hadi anne gidelim efendim. Şimdi ben o zaman ilk şeylerde 40 olsa demek 8-9 yaşındaydım. Hendeğin içerisindeydik orada. Peki Sakine Hanım'ın oğlu olmak nasıl bir duygu? Biliyorsunuz evet. Sakine Hanım 90 sene sonra benim sayemde bilim dünyasına tanıştı. Bilinmiyordu zaten. Vallahi öyle kendisini teşhir etmek için şey yapan bir kadın değildir, mümkün değildir. Yani. Olmaz öyle bir şey. Sizin şey merak etmeniz dolayısıyla onun adına benden şey yaptınız, onu anlattınız. Keşke mümkün olsaydı onunla tanışıp da onunla konuşsaydınız. Evet. Yani o çok daha şey olurdu. Çünkü benim bilmediğim birçok şeyleri de belki size anlatacaktı. Anladım. Orhan abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hürmetler. Şey yapayım.